bana bakalım insanlar ne yapmış. Biraz daha iyiyim. Bugün biraz daha iyiyim. Sanki gerçekten başka gün çekiyor mu sen var ya. Arkadaşlar bunları arda arda çekiyorsunuz. Eyvah yayına çok geç kalmış. Atacı hoş geldin. Çetin bu arada abone olmayı unutmayın. Kölesi yiyeyim yani şu an. Bugünkü konumuzla da alakalı olduğu için bize bir şaka yapar mısın? Abone olun chat. Abone olun chat. Abi espri falan bilmiyor musun? Ya da ne bileyim şakası yapıyorsan gelim yanına onu yap. Şaka yap bana yapmadan. Burak böyle bir olay var mı ya? Ne abi var? Abonem değilsin, bir şey mi değilsin? Ben niye bedava şaka yapayım falan demiş. Mesela bu şakaydı, bitti. Aa evet. Güzel şakaydı vallahi. Peki abi sen normal hayatta çok şaka yapan birisin. Yok, bu kadar fazla yapmam. Konumuz ne biliyor musun? Malum günü de yaklaştı. Ha, 1 Nisan şakaları. 1 Nisan şakaları içerikli bir bölümümüz olacak efendim. Biz en son ilkokulda 1 Nisan şakası yapıyorduk. 1 Nisan denince abi aklında nasıl bir gün oluşuyor? İnsanların şaka yapmak için bahane olarak kullandığı, yeri geldiğinde komik güzel, yeri geldiğinde çok tatsız. Güzel, pozitif bir gün mü senin için yoksa sürekli şakalandığın için çirkin mi yani? Çok saçma bir gün bence. Ben severim ama zoraki şakalardan hoşlanmam. Böyle düşünülmüş şakaları severim. Sarkastik şakaları seviyorum ben. Düşünülmüş şaka. Şimdi kafama falan bugün vuracağım. Bugün cuma, enseyi kapa gibi. Cuma bile değil mesela bugün. Bugün cumartesi, gel pazartesi. Saçma sapan işlerin yapıldı. Berbat. Şakanın günü olmamalı diye düşünüyorum ya. Her gün olabilir bence. Evet, sen mesela şaka yapmayı seven bir insansın. Şakanın tanımını yapıyorum şimdi size. Binlerce kişiye hitap etmeyecek bir şeyse, iki kişi arasında yapılan bir şeyse veya başka bir yerden prim gözetmeyen bir şeyse iki tarafın da eğlenmesi lazım şakada. Bir taraf sinirleniyorsa o şaka değildir diyorsun. Bir taraf sinirlenir ama sinirinden sonra şöyle falan oluyorsa o şakadır. 1 Nisan yaklaştı ve bugün de eskisi kadar olmasa da şaka yapıyor hala insanlar birbirlerine. Bugün de 1 Nisan'ın özel olarak sajma. Bir sürü şaka videosu izleyeceğiz. Ayy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 y
Patlat. İğne ver de patlatayım. Yürüdüm mü oda? Böyle kanım çekildi yani. Ya. Oradan çıktım. Bu şakayı sen bir tane YouTube kanalı açsan da tüm dünyaya yapsak bu şakayı. Buradan gider abi. Çünkü dört dil falan böyle. O zaman başlayalım. Başlat bakalım. Oynat bakalım. Uğurcuğum. Ya adam ne güzel rahat rahat akşam gelmiş evine belki işten yorgun argın orada bir keyif yapıyor. Bak ateş var. Havai şey. Çok iyi. Ben çok kızardım. Ben aşırı kızardım. The Battlefield. Evet ona odaklanmışsın. Abi adamcağızın haline bak. Bir daha ateş ediyor. 7-24 evde hiçbir şey yapmadım. Oyun oynayan erkeklerin sonu olması gereken. Siz ne yapardınız? Adam orada bütün benliğini bırakmış. İşte PlayStation oynuyor, bir işte takılıyor falan filan böyle. İlişkide artık bir heyecan kalmamış ya böyle. Can sıkıntısı var yani, anladın mı? Kadın mesela şimdi adamın dikkatini çekmek için orada... Ya ne alaka ya? Şaka adı altında. Anladım ama sen... Yok be öyle değildir yani, ne alaka? Evet, ben prodüksiyonlu şakaya bayılırım bu arada. Ama bu tarz vallahi prodüksiyonlar değil. Umar. Sos kaynıyor. Sos kaynıyor. Kayamam ya. Aa, bak bu güzel. Bu güzel. Bak mesela buna bok atamazsın bu espriye. Ya böyle şeyler de yapıyorum arada. Bunu yapacağım. Bu tatlı mesela. Aynen tadın da yani. Uyurken yapacağım. Evet, ne verirse alıyor yani. Yapacağım. Komi'ne gitti galiba. Bu komime gitmedi de şey komime gitti. Ne? Bir insana telefonla konuşurken ne versen tutuyor ya, biliyor musun onu? Nasıl? Yok yok hani telefonla konuşurken aynen. Mesela bir şey uzatıyorsun onu tutuyor. Ha, evet çünkü dikkati orada. Evet dikkati değil. Orada değil ya. Aynen, aynen. O geldi aklıma. Are you ready? Sulu atacak bu tamamen. Ha bu da komik ya. Kesin yüzüne bir şey patlayacak. Attığı bir şeyine. Evet.
Kız peki yani yüzüne doğru mu patlatmış? İnsan biraz şu çekili de patlatır. Yorum. Ya bu çok komik ya. Bunu izlemiştim. Çok iyi. Tamam, onlardan biri yaptı. Belli, eyvallah. Nasıl falan... belli oğlum? Hayır. Ya belli biraz bence de aslında. Falan da yani. Zekice. Zaten şakanın olayı şey yani böyle birini hani kekleyelim, üzerinden eğlence çıksın, makara bağımlılığından gelen bir şey ya şaka. Aynen. Benim tarzım bir şakaydı mesela. Kelly's been doing this puzzle for about 3 weeks. Bu ama şaka değil. Parçalayacaktım hepsini. Bu şaka değil, ben sana söyleyeyim bak. Bu değil abi şaka. Küfür ediyor orada bir demiş mesela oraya. Ay bu çok saygısızca bir şey bence. Oha bu iğrenç bir şey. Çok vicdansızca bir şey. Yani. Vallahi. Evet böyle bir şey yapılsa bana aşırı sinirlendim. Hiç güzel bir şey. Ya belki aralarındaki ilişki buna müsait ediyor ama. Saçmalık yani, o kadar emek harcamış. Şaka değil. Çünkü burada komik bir bence durum. Bence de komik yapan değil. Yapan gülüyor. İyi de yani olayda bir komiklik yok. Burada şimdi prim gözetildiği için yani video kayıtta ya. Video kaydına belki değmiştir bu şakanın yapılması. Ama bunun kuru kuru evde yapacak olan arkadaşlar varsa yapmayın arkadaşlar yani böyle bir şey, anladın mı? Yani yapıyorsan da bir story at, ne bileyim bir video çek. Ya yanlış mıyım bunu bir yere... Tabii bir yere dönüşsün yani, anladın mı? Oradan bir takipçi gelsin, bir şey olsun. Oo vaka sayısı 39 bin mi olmuş? Rekoru kırdık o zaman bugün. Biter, ilişki bitme sebebi bak. Çok ciddi. O kadar diyorsun. Evet, çok saygısızca bir hareket bu. Şaka değil bence yani. Oturturum onu tekrar baştan yaptırırım ve son parçayı koyarım yani. Hiç taviz veren, çok çok saygısızca vallahi geldi. Evet. Öyle zaten. Mesela buna da çok sinirlenebilirdim. Ya o da yaş şeymiş. Bunu denemeliyim, bir yere yapacağım bunu. Ya ne kadar komik ya. Ne kadar güldüm ya. Bu kadar gülemem ya bir şeye. Bu şaka mı şimdi kanka bu? Abi ben yapmadım, bana ne? Ama bunları hissetme bana. Bunları lütfen benim önüme koymayın. Run. Gözlüğünü mü taktı? Anlamak için. Ya bu kadar bağırıp kaçmam. İlk gördüğüm anda bir böyle hani irkilirim bir iki saniye. Ben de bu ne lan derim. Lan derim yani. Aynen. Run. Bu ne ya? Bu çok... Oh! Niye çöp kutusunun içine giriyor? Çok kötü. Abi çok iyi tepki. Ne yapıyorsun oğlum içinde? Ne yapacaksın lan? Burada karşılaşsan çok sıkıntı bu arada. Alsana mı işedi? Baba bacak, alsana mı işedi? Oha. Bacakları titriyor bir de. Oğlum neden kaçmıyorlar? Bunlar planlanmış bence. Şimdiye kadar çoktan kaçmış. Altına işim ha. Gör artık. Oha, biraz geç gördü sanki. Oğlum on... Nasıl bir çözüm o? Run. Kızı orada bıraktın! Abo! Topuk. Çok ayıp ya. Run. Ay nasıl bir şerefsiz harbiden ya. Aptal şerefsiz. Böyle bir şey olsa korkar mıydın mesela? Tuvalete girecekti, kabinden çıkıyor. Hayır. Hayır. Beni bilen biliyor oğlum, ben korkmam falan demiş. Run. Aa attı gitti. Hayır şöyle, orada kadın ya da erkek olması fark etmez. Yanındaki insanı nasıl önden atarsın ya? Bence orada kızı kendine doğru bırak. O kadar sövdüm şu an, özür diliyorum, sövdüm her kişi kimse ama orada bence kızı kendine çekiyor. Oradan yakalayamıyor. Oo! Atmamıştır ya. Arkadaşını attı direkt. Atmamıştır ya. Ha Türkiye'ye geldik abi. Bak burada bir dur. Dur. Türkiye'ye geldiğimi nasıl anladım biliyor musun? Nasıl anladım? Su gördüm, bir de leğenden anladım. Gerçekten Türkiye'ye gelmişiz. Bir de bizde prodüksiyon bu en fazla. Evet.
Anladın mı? Yani su dökülebilir ve komik olma ihtimali var. Ha bu da güzelmiş. Ama burada kafasına düşmesi çok sıkıntı. Kedime de böyle şakalar yapıyorum bazen arada. Küçük bir kedim var. Plastikli şey kafasına. Ben yine de ülkeme gülerim aga ya, anladın mı? Taner çabuk ya, çabuk. Ay çok acımasızca ya. Nasıl koşuyor hemen ya? Güldürmeyen şakalarda bugün. Bir durdursana. Taner koş diyor ya. Hani ne gibi bir sıkıntı yaşamış olabilir ki ablam Taner abim geliyor, anladın mı? Nasıl bir problem çözüyor bu Taner abi de? Koşarak geliyor. Nasıl beşerdi lan? Tepkiyi düşünsen aklıma gelmez. Başkanı niye desen ya? Bu ne bu ikinci? Oğlum bu ne lan? Neden bunu açıyorsun? Diğerleriyle aynı değil yani bu. Bir de sen kamera mı koydun bir yerlere yoksa? Hayır. Gel ben şimdi kurayım. Git tişört falan getir onu, ya onunla mı kurayacağım ben? Ya ne var bunda be? Ne demek ya? Ya azıcık bir şey koymuştum ya. Kesin un var içinde. Ondan da un çıkar şimdi. Bak baba biliyorum ya, bunu söylüyorum. Vallahi helal olsun. Gel. Çok kurgu gibi. Bunu mu koydun sen bunun içine? Ya Burak. Ya ne var kızım, çok güzel şakalar bunlar. Çok cringe oldum ya. Bakın kafamızda ne var? Güzel bir kapıya streç geçirdim ben şimdi. Taner buradan gelirken bakalım takılacak mı? Neler yaşayacağız hep beraber. Bence fark eder. Taner! Ha fark etmedim. Taner televizyona bir baksana. Ya işim var. Taner abimin işi var. Nerede bir şey var çabuk. Taner yazdı. Babam çıkmış haberlere. Babam. Bak bu arada koşarak gelir buna. Bir şey var, sonra diyor, sonra baban çıkmış diyor. Nasıl şaka? Gül. Berbat. Taner abim eğleniyor mu ya bu süreçte? Ya mesela biri bana koş dese, koşarak gitmem. Taner abi seviyor bence bayağı. Odaya yani. Baksana hiç kızmıyor. Babası çıkmış televizyona, herhalde koşacak. Çok güveniyor, çok güveniyor insanlara. Taner'in sorunu bu. İnsanların çok güvenmesi ve değer vermesi. Evet. Strese girmeden önce böyle şaşkınlık ifadesini orada başlatıyor, anladın mı? Yani daha olay yaşanmadan. Böyle gidiyor zaten. Ay ondan değil. Çünkü babası televizyona çıktı diye. Evet doğru. Siz merhaba. Baba televizyona çıksa koşmaz mısın? Merhaba Televale. Bu video bizim Tepki Koli'nin 5 yıl önceki ilk yayınladığım, ilk tepki verdiğimiz video. Gerçekten mi? Evet. Ay bu çok pis bir şaka. Gergin yani. Yok artık. Bu ne oğlum, gerçek kalp krizine girer insanlar. Bu çok riskli mesela. Moruk bu çok riskli ya. Hiç şaka değil yani. Ben ölürdüm burada. Metroda yapıyorsun. Yani belki orada ne bileyim kalp rahatsızlığı olan. Aynen ya, öyle. Ya yani. Bu o yüzden kurgu bence. Çünkü oğlum onlardan birisi kalp krizi geçirse ne bok yiyecekler? Ölse. Yani bu şakayı yapanlar bu riski neye güvenerek alabiliyor? Diğeri de geldi. Çanta işe yarıyor falan gibi düşünüyor. Kafayı yersin Burak. Bunların büyük çoğunluğu bir daha metroya binemez. Tarihli Burak kesin Türk. Bence buradaki insanları bir şey... Gerçi Brezilya'da falan umursamıyorlar. Brezilya abi. Evet aynen. O zaman umursamıyorlardı abi. İnsanlar çok daha kolay ölüyor çünkü orada. Hayat güvenliğim pek yok. Aa gitti bak. Gitti teyze. İnan bayılmamıyor, uyuyor yani, canlamayın. İçi geçmiş onun. Bayıldı mı? Ya kalp krizi geçirse? Ne yaparsın böyle bir şey böyle? Sen var ya topuk şovu yani. Ama ne yapacaksın? Yüzler yüz on bile mi savaşacaksın? Ben olsam muhtemelen baygın taklidi yapardım. Gel la zombi.
Evet doğru söyledin. Hoşuma gider zombi muhabbetleri falan böyle, anladın mı? Hani güzel bir şaka. Tabii prodüksiyonlu bir şaka. Ama mesela çantayla vurmak ne ya? Ona takıldım evet, ya. Ama neyle vursun başka? Ne ya, bunun oyunu var mesela. Pompalı tüfekle sıkıyorsun, ölmüyorlar zaten, anladın mı? Hani... Nedir abi? Tri nedir zombi öldürmenin tri? Kolunu bacağını kestin mi bitmiyor onların olayı, anladın mı? Yine devam ediyorlar falan filan. Onun tri'yi... Bunları koyuyor mu ya sen bu kanala hakikaten? Biraz fazla sert olurdu. Uçakla böyle falan. Bu çok iyi, evet ya. İnanılmaz, bunu bir gün yapmak istiyorum. Ay bu da çok pis bir şaka ya. Abo. Çok eğlenceli, ben de yapacağım bundan. Ama evde böyle bir ayı varmış yani. Aylar, yani bu aylar önceden hazırlanmış bir plan yani bir yandan. Aa. Haydi. Azıcık o böyle şansı olabilir. İnanılmaz. Nasıl korkuyor? Yüz ifadesinden belli. Çok korkunç. Olmadı neyin olsa. İnanılmaz. Biraz korku gibi geldi ya. Bir bakarsın ayıya ne oluyor falan diye. Bak gülebilmiş. Gülebilmiş. Bu şu an erkekliği de şey vurdu bu oyuncu. He ama onun şu an kalbi şu an kalbi ağzından çıkıyor onun böyle. Hani Tom ve Jerry de böyle böyle gidip geliyor ya. Korkutma şakası sever misin? Yapmayı severim ama riskli aga bunlar ya. Kalpten götürür yani. Ya şöyle travma oluşturacak hareketler bunlar mesela, anladın mı? Abim zaten çok sinirli PlayStation oynuyordu falan böyle. Korkunç yani. Evet. Devasa bir ayı var evde. Hareket ediyor. İçine evet. Bir şey girdi falan sanarsın yani. Bence çok iyi şaka. Bunu yapacağım. Ya bunu sen yapıp... bunu bilsene, bu şaka fikri vermiyorsun. Ben bir taş iki kuş vuruyorum bu çekimde. Hem şaka kamerayı kapatır mısın video izliyoruz derken. Yeri demiş ki kamerayı kapatır mısın? Bir dizi izleriz, ne yapayım? Bizim çekip sana yollarım. Bir sonrakine bize onu izletirsin artık. Ben babana yapamam. Tamam. Tövbe tövbe dur ya, yapma babana yazın. Babama yapacağım. Kadının fotoğrafı çekildi. Ha, okey. Nasıl yani? Oh, bayağı kamera bir olay. Oha! Gesucht. Die Polizei bittet um ihre Mittel. Diese Frau, sie befindet sich seit gestern Vormittag auf der Flucht. Çok kötü bir durum değil mi ama yani onu yaşayan için? Yok değil. Abi bir kere bunu cesaretsiz sorulmaz ya. Oha! Ay nasıl panik yapıyor bir ya. Bir de Alman polisi diye bir gerçek var, gerilirsin yani. Sehen Sie mich gleich da. Kadın ne yapacağız şimdi? Değdi mi peki? Bu abla yüzü berbat ya. Abi, değmez gerçekten ya. Ben. Ya prodüksiyona bayıldım bu arada. Güzel bir prodüksiyon tabii. Nasıl şaka? Bu gerçekten... Ya mesela anonsta bir yamukluk mu var falan demezdim de haberlere çıktığımı düşünmezdim yani o kıyafetimle bir de. Ha, evet. Orada anlardım ben. Şimdi televizyonda görüyorsun, gazeteleri görüyorsun kendini falan, ne yapardın? Bu kadar eğlenceli bir tepki vermezdim yani. Direkt giderdim polise, ne alaka falan diye. Evet. Ya zaten suçlu ben de. Evet yani. Aynen evet. Ama suçlu olsaydım bu zaman çok eğlenceli olurdu. Oha düşünsene aynen gerçekten işlediğim bir suç var o sırada. Suçlu sırada direkt kaçmaya çalışırdım. Burada anlayabilirsin bence ki bir suçlu gibi suçlu. Evet. Aa asansör en sevdiğim benim asansör olayı. İçinden adam çıkar şimdi onu. Haydi bakalım bay. Bay. Geç son minut için pek ağır. Son minut son minut. Ha, şey mi çıkacak tabutun içinden?
Kadının bakışa bak tabu da. Kızım stres. Aha. Ay. Bak şu an, şu an. Tatsız. Aa dedim, şaka yapılıyor bana. Ben derdim. Bak. Ne bak? İnsan çıktı. Sana bir şey demedin ki. Ne dedim? Hiçbir şey demedim. Az önce içinden insan çıkacak dedim mi demedim mi? Kanal onun diye mi bunlar? Tamam demedim şey ya. Demedim evet. P12. Kurgu sizde. Aa içinden insan çıktı. Burası kapı değil yalnız. Zaten bekliyordu. Çok kötü. Çok güzel. Eliyle falan açmaya çalışıyor. Saçmalamayın ya. Burak kafayı yersin. Adam asansörü kırdı, dışarı çıktı ya. Ya yuh. Çok iyi şaka. Yani çok iyi düşünülmüş bir şaka. Ay yatık ya ama... Travma falan kalabilir insanlarda evet, ya. Aynen. Adamı ölü görmekle canlanması arasında o kadar büyük bir fark yok yani insanlar. Ben de çok daha büyük olurdum. Ben var ya tekme tokat dalardım. Bu travmaya sebep olabilir yani bu bence. Aynen öyle. Bu anksiyete krizi yani bu. Bayağı yani anladın mı daha sonraki hayat için. Bana bu zombi şakasından daha ağır geldi. Zombi daha softtu. Daha şeye mi kaçacak yeri falan. Yapacak bir şey yok ki tekme tokat dalmaktan başla. Zaten üstüne çullanıyor, dokunuyor, sana temas ediyor falan. Çok. Ne yapacaksın? Kaçamıyorsun. Kaçsan kaçar. Kaçamıyorsun. Tekme tokat dalacaksın. Özel bölümümüz için hazırladığımız videolarımızı nasıl buldun? Dünya üzerinde yapılan çeşitli şakalar. Evet. Yani bazıları tatsızdı, bazıları kalp krizi ve hayati risk taşıyordu. Ben genelde seni şaka sevmediğim için. Bir Nisan'ı verimli kullanacağım. Ne yapacaksın? Asansörü komut mu? Hayır, hem ayıcığın içine girebilirim. Ayıcık evet ya. O güzel bir şey. Neyse, Allah'tan büyük ayıcıya ihtiyacı yok. Yine Can'ın hiç sevmediği tarzda bir şey geliyor. Can, ay ya bitti falan diyecek. Bak şimdi gör. Bölümümüzü kapatırken insanları güldürerek kapatalım istiyorum. Öyle bir şey yap ki biz izleyenler ya gülsün. Ya Allah'ım hayır yapmayacağım ya. Ne yapayım dedim oğlum ben. Oğlum demin dediğim şey aynısını dedin. Öyle bir şey yap ki izleyenler şu anda gülsün. Ya sen benim sosyal medya hayatımı bitirmeye yönelik bir hareket istiyorsun benden. Yapıyorum o zaman ama bunu da yayınlamazsan. Tamam. Ne oldu Burak hani niye? Hayır. Öyle bir şey yapacağım ki insanlar hem gülecek. Bir şey söyleyecek. İnsanlar bize niye gülecek bro? Bunu da düşün. Boyutuna gülebilirim ben. Espri yapayım o zaman. Benim esprilerim gibi mi? Gibi. Tamam yapayım. Bir adam donmuş, karısı da sütyen. O zaman sana bir espri patlatayım mı? Ya o benim şakam. Patlatayım mı? O benim şakam. Gel gel yanıma gel o zaman. Gülmek mi istiyorsunuz? İhtiyacınız olan tek şey. Oha şu an niye Photoshop gibi duruyor? Burnumu mu gösteriyor? He. Peki geometrik Pokemon'a ne denir? Ne denir? Pikachu. Bu hem geometrik hem laz bir Pokemon galiba. Ben senin şaklabanın mıyım burada? Ne alaka ya? İnsanları eğlendirmek için ben. Peki bir şey söylemek istiyorum. Sen burada bir şey söyleyeceksin ve 1 milyon kişi gülecek evinde otururken, ailesiyle otururken. Sence bu güzel bir şey değil mi? Ya güzel bir şey de aklıma bir şey geldi. 1 milyon kişiyi mutlu edecek. Bu güzel bir şey değil bana mi? Bana sorumluluk yükledin şu an. Üzerime evet. Sorumluluk hissediyorum. Hiç evet. Güzel bir duygu değil bu. İstemiyorum ben bunu. Kapat videoyu. Güzel. Uğur Bey'le